şu ana kadar evcil faremin doğası gereği havucu sevdiğinden ve havuca karşı nasıl heyecanlı bir şekilde tepki verdiğinden bahsettik. Havucun şartsız uyarıcı olduğunu söyledik çünkü havuç doğal bir şekilde farenin heyecanlanma davranışı göstermesine yol açıyor. Bu nedenle heyecan, bu durumda havuca verilen şartsız tepki olmuş oluyor. Fareme bir havuç verebilmek için Önce buzdolabımın kapağını açmak zorundaydım, hatırlıyorsanız. Ama buzdolabımın kapağı kırık olduğu için her açıldığında oldukça garip bir ses çıkarıyordu. Bu durumda buzdolabımın sesi nötr uyarıcıydı çünkü bu ses ilk başta kendi başına faremin heyecanlanmasına neden olmamıştı. Ancak ben fareme havuç verdiğim her zaman fare buzdolabı kapısının sesini duyduğu için kapının sesi havucun ortaya çıkmasıyla ilişkilendi ve en nihayetinde fare buzdolabı kapısının sesini duyduğunda sanki yeni bir havuç alacakmış gibi heyecanlandı ve ben buzdolabının kapağını sadece kendime atıştırmalık almak için açsam bile fare aynı şekilde tepki veriyordu. Artık fare buzdolabı kapağının sesine de havuca olduğu gibi tepki verdiği için buzdolabı kapağının sesi artık nötr uyarıcı değildir. Koşullu uyarıcıdır ve bir şey koşullu uyarıcıya tepki verdiğinde bu tepki koşullu tepki olarak adlandırılır. Ancak ben ilginç bir durum gözlemlemeye başladım. Bazen faremi masamın çekmecesini açacak olduğum durumlarda heyecanlı bir davranış sergilerken gördüm. Masamın çekmecesi de içinde çok fazla ıvır zıvır olduğu için gıcırtılı bir ses çıkartıyor. Aslında bu iki gıcırtılı sesin kendine özgü farklılıkları olmasına rağmen Fareme bu sesler o kadar aynıymış gibi geldi ki, masamın çekmecesinin açılma sesi faremi sanki buzdolabının kapısının sesiymiş gibi heyecanlandırdı. Ve bu durum genelleme olarak nitelendiriliyor. Genelleme, koşullu tepkiye benzer bir tepkinin meydana çıkartılması için koşullu uyarıcıya benzer bir uyarıcıya karşı olan eğilimdir. Ve buradan elde edilen sonuç da genellikle şudur: yeni uyarıcı orijinal koşullu uyarıcıya ne kadar benzer olursa, koşullu tepki de o derece güçlü olacaktır. Yani benim masamın çekmecesinin açılış sesiyle buzdolabı kapağımın açılış sesi, faremin, havuçlarla olduğu gibi heyecanlı davranış sergileme tepkisine neden olacak kadar birbirine benziyor. Ve biz buna genelleme diyoruz. Genellemenin bir uyum değeri vardır. Çünkü ister insanlardan, ister diğer hayvanlardan bahsedelim, genelleme bize benzer bir uyarıcıya uygun bir cevap vermemizi sağlar. Mesela en iyi arkadaşınızın tam olarak nasıl gülümsediğini bilebilirsiniz ve arkadaşınızın gülümsemesi muhtemelen sizde bir memnuniyet hissine neden olur. Ancak aynı durumu ilk defa karşılaştığınız biriyle yaşadığınız zaman, yani ilk defa karşılaştığınız biri size gülümsediği zaman bu durumda da sizde büyük bir ihtimalle bir memnuniyet hissi olacaktır genellemenin arkasında yatan fikir de budur. Evimde her şeyin kırık veya sıkışmış olduğunu düşünmeyin. Dolap çekmecem gayet iyi çalışıyor ama o da açılırken bir ses çıkartıyor. Gıcırtılı bir ses değil de daha çok gür bir ses çıkartıyor. Ve ben dolabımı açtığım zamanlarda farem bu sese heyecanlı bir davranış sergileyerek cevap vermiyor. Bu durum ayrım olarak nitelendiriliyor. Ayrım bir insanın veya herhangi başka bir tür hayvanın bazı uyarıcılara karşı belirli bir davranış göstermeyi öğrenmesi, bazılarına karşı ise bu davranışı göstermemesi durumudur. Ayrımın da bir uyum değeri vardır. Çünkü benzer bir uyarıcıya farklı şekilde tepki vermek önemlidir. Bütün gürültülü seslere aynı şekilde tepki vermeyi istemezsiniz. Örneğin, yüksek sesli davul çalınmasına ve yüksek sesli bir silah patlamasına farklı şekillerde tepki vermez misiniz Ben veririm Biz şu ana kadar faremin buzdolabı kapağımın açılış sesine nasıl heyecanlı bir şekilde tepki verdiğinden bahsettik Hatta ben buzdolabını kendim için açtığımda bile heyecanlanıyordu Bu durumun böyle olduğunu biliyorum çünkü bu birkaç kere oldu ve farem birkaç kez savuç almasa da bu çok büyük bir sorun değildir Klasik koşullanma sürer farem kapının sesine heyecanlı bir şekilde tepki göstermeye devam eder. Ancak ben fareme havuç vermekten tümüyle vazgeçersem, farem de en nihayetinde buzdolabı kapısının sesinin ardından bir havuç gelmeyeceğini öğrenecektir. Ve farem yavaş yavaş buzdolabı kapağının sesine bir havuç aldığı zamanki gibi davranış sergilemeyi bırakır. Biz buna sönme ya da tükenme diyoruz. Sönme, koşullu uyarıcının sürekli olarak koşulsuz uyarıcı olmadan sunulduğu zaman gerçekleşir. Sonunda koşullu uyarıcı artık koşullu tepkiye yol açamıyor. Eğer tehlike altındaki türlerden söz edilmiyorsa sönmeyi kötü bir şey gibi düşünmeyin. Sönme süreci fobileri tedavi etmek için terapilerde kullanılır. Örneğin, yükseklik fobinizin olduğunu farz edin. Terapist sizi çeşitli yüksekliklere koyarak sönme kavramını kullanabilir. Çünkü bu süreçte yükseklik uyaranı en sonunda artık aynı korku tepkisine yol açmayacaktır. Son olarak faremin artık buzdolabı kapısının açılma sesine tepki vermediğini farz edelim. Ancak bir gün aniden farem buzdolabı kapısının açılma sesini duyuyor ve kendiliğinden heyecanlı bir şekilde tepki gösteriyor. Daha önceki koşullu tepkinin şimdi kendiliğinden meydana gelmesi kendiliğinden canlanma olarak adlandırılıyor. Ve hiç kimse bunun neden böyle olduğunu bilmiyor. Genel olarak koşullu tepkinin kendiliğinden canlanma durumu çok uzun süre dayanmaz. Bu durum çoğu zaman önceden olduğu kadar güçlü de olmaz. Yani farem belki de buzdolabı kapağının açılış sesini aşırı şekilde heyecanlı olarak tepki vermek yerine, bir şekilde bu ses ilgisini çekmiş gibi görünüyor. En azından normal zamanlardan farklı bir tepki veriyor. Yani kendiliğinden canlanma ya da kendiliğinden geri gelme meydana geliyor. Şimdi klasik koşullanma ile ilgili dört yaygın olayı biliyorsunuz. Genelleme, ayrım, sönme ve kendiliğinden canlanma.